Millet adına dayak yemeyi değil, kurşun yemeyi göze almışız biz. Bakın kaç olay biliyorum. Terörle mücadele. Yaşayanlar bilir. Van'a gittim. Terörle mücadele en zor şartlarında. Gece dedi ki Gevaş Belediye Başkanı, efendim sizi Gevaş dağırlasak. O sırada yetkili güvenlik güçleri dedi ki, efendim yol emin değil, hala terör unsurları var, her an bir şey olabilir. Dedim ki, bir başbakana, Türkiye Cumhuriyeti başbakanına bu söz söylenirse artık Türkiye Cumhuriyeti başbakanının oraya gitmesi bir tercih meselesi değil bir zaruret meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti başbakanı güvenlik gerekçesiyle herhangi bir vatan toprağına gitmekten tereddüt etmez. Yine başbakanlıkta düşünün 29 Nisan 2016. Benim aleyhime imzalar atılmış. Son derece moraller bozuk. 30 Nisan'da ben Muş'a ve Varto'ya gideceğim. Varto Nun AK Parti ilçe başkanı bir hanımefendi o mücadelede Varto bir ara terör unsurlarının saldırılarına muhatap olmuştu. Söz vermiştim Varto'ya geleceğim diye. Onun düğününe katılmak için. Varto'ya gideceğiz. Yine güvenlik yetkilileri geldi. Efendim orada terör unsurları ve helikopter e her an saldırı olabilir. Lütfen gitmeyelim. Dedim ki ben bir söz verdim Vartoğullara. Varto vatan toprağının parçası ve oradaki Varto'lara bir söz verdim ve benim hakkımda bu eylem yapılmışken ve bir müddet sonra başbakanlığı bırakmaya artık zihnen ben karar vermişken kalktım Varto'ya gittim. Ve Varto sokaklarında hiçbir koruma şey olmadan yürüdüm. Bunların sayısız örneği vardır. Bir gece yarısı şeye indim, yüksek indim. Kimse bilmez bunları. Bugün terörle mücadele ettiğini söyleyenler Anka koruma ordusuyla giderler. Ben gece yarısı askeri birliğe indim. Bir gece yarısı sura indim sabaha kadar Diyarbakırlılarla beraber oldum. Çünkü devletin bir şeyi vardır devlet adamının. Benim çocuklukta beni çok etkileyen bir şey vardı. Faruk Sükan İçişleri Bakanı, belki hatırlarsınız 60'lı yıllar Kayseri Spor Sivas Spor maçı var. Ve Kayseri Spor Sivas Spor maçında 42 kişi işte bir gerilim, bir izdihamdan vefat etti. Çocukluğumda duymuşum. Olayın gerçekliği bir kitapta yer alıyor mu onu bilmiyorum ama gerçek. Faruk Sükan da orada. Diyorlar ki efendim İki taraf çok çatıştı. Allah bir daha öyle göstermesin. Kayseriler'de, Sivaslar'da çok severim. Sizi şu arka kapıdan çıkaralım der. Faruk Sükkan'ın cevabı çok çarpıcı. Devlet arka kapıdan çıkmaz der. Ben hayatımı bu prensibe yürüttüm. Hiçbir zaman arka kapıdan çıkmadım. Hiçbir görevim yoktu 15 Temmuz gecesi. Bir tünele gidip saklanmadım. Televizyonlara çıkıp konuştum. Devlet arka kapıdan çıkmaz. Devlet adına gerektiğinde kurşun yemeği göze alamayanlar dayak, dayak, yemeği de göze alamazlar. Bundan sonra da hayatımın son anına kadar bu milleti ilkelerim doğrultusunda bunlar da belli. Siyasi ahlaktır, özgürlükçülüktür, adalettir. İnandığım değerlerle bunları çatışmış görmem. Bugünlerde dini konularda çok yorumlar yapılıyor. İslam dini bütün bunların temelidir. İslam dininin bunlara karşı tek bir şey olmadığı gibi bir çekincesi, insan onurunun e, tarih içindeki e, yaptığı en büyük devrimdir. Çünkü köleciliğe karşı efendim siyah beyazlar birçok şeye karşı ve inandığım değerlerle bunları barışık görürüm ve bunları yaşarım. Hiç kimseye baskı yapmam ama hiç kimsenin baskısından da korkmam. Hiç kimseye adaletsizlik yapmam ama adaletsizliğe birisi maruz kaldığında oturup kenarda beklemem. Demirtaş hapishanede eşi Başak Hanım'a bir baskı oldu. Demir ben mücadele ettim. Çok ayrı yerlerde durduk. Ama bir Başak Hanım aradım. Ona yönelik bir şey olduğunda bir sözlü saldırı. Dedim ki herhangi bir şeyle karşılaşırsanız bilin ki ben buradayım. Gelir evinizin kapısına beklerim. Türkiye Cumhuriyeti bir vatandaşı bir kadına kimse saldırıda bulunamaz. Sizin eşinizle rekabet ettim. Ama bütün kadınların onuru bizim onurumuzdur. Bu bayramda Ayşe e, Hanım, Ayşe Ateş ile bayramlaştık. O sırada bir tweet attı daha sonra, bir daha aradım ben, hani tehdit ediliyorum diye. Ayşe Hanım dedim, Sinan Ateş Rahmetli'nin hatırası için söylüyorum. Bir başbakan gibi düşünmeyin, herhangi bir şekilde kapınıza gelen biri olursa, birisi gelip sizi tehdit ederse, bütün vasıflarından ari olarak gelirim, kapınızda beklerim. Sara Hanım'la birlikte evinizde otururum, beraber giderim her yere. Ama dedim sahipsiz değilsiniz. Şimdi bu bizim ilkemiz olmalı. Dolayısıyla bundan sonraki hayatımı da böyle sürdüm. Dolayısıyla bana dayak atmayı düşünenler eğer şöyle düşünüyorlarsa abi, ben, he, eğer şöyle düşünüyorlarsa ya bu adam bıktırırız usandırırız. Vallahi bıktıramazlar. Billahi bıktıramazlar. Usandıramazlar. Nice ateş çemberinden geçtim. Şimdi kolay konuşmak. Madem böyle <laughs> biraz sohbetçiye gitti. 2007 senesi Suriye-İsrail görüşmelerini yapıyoruz gizli bir şekilde Suriye'ye gittim. Şam'a. O günlerde İsrail e, Hamas, Suriye'deki Şam'daki Hamas liderlerinden birini öldürdü. Suikastli. Halit Meşal'le buluşacağım. 2-3 araba değiştirerek beni özel bir yere götürdüler. Ve görüşme yaptım. Lübnan Savaşı'nda gittim Hristiyan liderlerle e, şeyi e, Hizbullah liderlerine aynı anda yine 3-4 araba değiştirerek geçirdim. Bize de bir saldırı gelebilirdi. Baş danışmanım o zaman büyük orduma korum orduları yok etrafımda. Kimse bilmez 2000 evet 8'de bizim askerimiz Kuzey Irak'a girdiğinde ben e, Kürtler ve şeylerle e, yani Kürt yönetimiyle e, Kuzey Irak'taki ve Bağdat'a gittim. Bağdat yönetimiyle. Arabamız kurşunlandı. Baş danışmanım. E, ama bunları göze alacaksınız bir kez bile tereddüt etmedim. Çünkü son nefes Allah'ın indindedir, Allah'ın takdiridir. E, bu yolla bıktıramazlar beni. Böyle bütün 8 yıl görevde olmamış birine bütün olumsuzlukları yükleyerek de beni yıpratamazlar. Cesareti olan iktidarla konuşsun. 8 yıl bu adam görevde değil. Ne yaptınız siz 8 yıl göç, göç mülteciler konusunda diye sorsun bakalım. İktidardakiler de birbirlerine sorsunlar. Hayırlısı ama hayatımızı böyle sürdürüp böyle ki devam eder.